Evinizdeki elektronik atölyesi Erdi Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde devre tasarımları yaparken faydalanacağımız breadboardlardan bahsedeceğim. Ve ardından breadboard üzerinde iki farklı örnek devre kuracağım. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle dış yapısına baktığımız bu breadboardlar birbirlerine geçmeli şekilde üretiliyorlar. Yani istemediğiniz parçaları çıkarabilir veya daha büyük bir board'a ihtiyaç duyuyorsanız birkaç tanesini bir araya getirerek bunu elde edebilirsiniz. Arka kısmını söktüğüm bu breadboard'un iç yapısına bakarsak eğer, her beşli grubu birbirine bağlayan birçok bağlantı noktasından ve çevrede uzun güç hatlarından oluştuğunu görürsünüz. Bunlar üst kısımda artı ve eksi güç yolları olarak işaretlenmiş durumdalar. Elimdeki breadboard'da tam 4 farklı güç yolu ve 2 taraflı olmak üzere beşerli gruplar halinde birbirine bağlantılı bölümler bulunuyor. Üst kısmına baktığımız zaman şu örneğin 40 numaralı bölüm ve yanındakiler her biri yukarıdan aşağıya doğru beşerli gruplar halinde birbirlerine bağlantılı durumdalar. Aradaki boşluk ise yukarıdaki ve aşağıdaki grupları birbirinden ayırıyor. Şimdi isterseniz hemen ilk örnek devremizi kurmaya başlayalım. Elimdeki potansiyometre yani kısaca potu breadboard'umun orta kısmına gelecek şekilde taktım. Hemen yanına bir tane LED taktım. Bu LED'in bir bacağını potun diğer bir bacağıyla birleştirmem gerekiyor. Taktığım parçaların bacakları ilgili bölümlerdeki diğer girişlerle otomatik olarak bağlantılı hale gelmiş oluyor. Şimdi tek yapmam gereken ara bağlantıları yaparak bu iki parçayı birbirine birleştirmek. Bunun için daha önceden kesilmiş küçük kablolar kullanacağım. Bunun yerine jumper kablo da kullanabilirdim ancak bunları kullanmak hem yer açısından hem de görünüş açısından daha uygun oluyor. Çin'den bunları uygun fiyatlara almak mümkün. Evet, şimdi potumun üstteki tekli ayağı ile LED'imin bir bacağını bağlantılı hale getireceğim. Bunu yapabilmek için potun tekli bacağının bağlı olduğu sıradaki herhangi bir boşluğa kablomun bir ucunu, diğer ucunu ise LED'in bağlı olduğu sıradaki herhangi bir bacağı yerleştiriyorum. Kablo bir sıra geride kaldı. O yüzden LED'imi de hemen bir soldaki sıraya aldım. Şu anda LED'imin bir bacağıyla potun üstteki bacağı bağlantılı halde. Geriye kalan bağlantılar için LED'in diğer bacağını eksi hattına bağlamam gerekiyor. Kırmızı kabloyu potun artı bağlantısına takıyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi artı hattından aldığım bağlantı potun sağdaki ayağına bağlı. LED'i eksiye bağlayacak olan kablo için de yine uygun boyutta küçük bir kablo seçiyorum. Evet, sarı renkte bir kablo. Bununla hemen LED'in eksi bacağının takılı olduğu sıradan bir girişi aşağıdaki eksi hattına bağlıyorum. Şu anda artı hattından gelen elektrik önce pota giriyor, ardından tekli bacaktan çıkıp kablo aracılığıyla LED'in bir bacağına girip ardından diğer bacağından da eksi ucuna kadar tamamlanmış oluyor. İşte bu kadar basit. Şimdi güç hattımıza güç kablomuzu da taktıktan sonra devreye enerji sağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi LED'imiz az bir ışıkla yandı. Pot üzerinden ayar yaparak LED'in ışık miktarını değiştirmeye çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi pot üzerindeki direnç değeri değiştikçe LED'in de yanma şiddeti değişiyor. Şimdi voltajımızı biraz yükseltelim. 8, 9, 10, 11. Voltajımızı 12 volta kadar yükselttik. Evet, şu anda 12 volt seviyesine çıktık. LED'imiz daha aydınlık yanmaya başladı. Pot üzerinden ayar yapıp ışık miktarımızı yeniden ayarlamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi şu anda pot yardımıyla daha geniş bir aralıkta ayar yapabiliyorum. Oldukça yüksek ve düşük ışık değerlerine ulaştırabiliyorum LED'i. Burada yapmak istediğimiz bir basit yoldan bir devre kurulumuydu. Şu anda LED'den ve pottan kıvılcım gördüm ve biraz duman çıkıyor. Sanırım bunları yaktık.
Bakalım en üst nereye kadar gidebiliyoruz? Evet, en son çıkan sesten de anladığınız gibi bu led patladı. Şunun tekrarını bir de yavaş çekimde görelim mi? Bayağı da ısınmış bu led. Evet, gördüğünüz gibi içi tamamen yanmış durumda. Potun da dışından şu anda bir şey gözükmüyor ama o da bayağı bir ısındı. Duman verdi, yüksek ihtimalle o da yandı. Evet, şimdi isterseniz ikinci devremize geçelim. Bu devrede ışığa duyarlı bir direnç ile ışığa göre ledin yanma miktarını azaltıp çoğaltacak bir örnek devre kuracağız. Burada ledi yakıp söndürecek olan bir transistör bulunuyor. Işığa duyarlı direnç ise bu transistörün geçirgenlik miktarını ayarlayacak. Bu seferki ledimiz de patlamasın diye araya bir tane de direnç koyacağız. Şimdi burada transistörün kolektör bacağını ledimizin artı bacağıyla birleştirmemiz gerekiyor. Elimdeki PNP türü bir transistör, MPS-A92. Bunların sol bacakları emiter, en sağ bacakları ise kolektördür. Kolektör her zaman yüke bağlanır. Emiter ise güç kaynağının ilgili bacağına, PNP transistörler için artı bacağına bağlanır. Transistörümü şimdi hemen breadboard üzerinde boş bir yere yerleştiriyorum. Bu arada bu devre kurulması pek de doğru bir devre değil. Bunu sadece örnek olması açısından kuruyorum. Eğer böyle bir devre kurma ihtiyacınız varsa değerler konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız. Şimdi breadboard üzerindeki artı güç kaynağından transistörün emiter bacağına, yani soldaki bacağına bir güç kablosu alacağım. Ardından kolektör bacağını da ledin artı bacağına bağlayacağım. Bu bağlantıyı yapmak için hiçbir ek kabloya ihtiyacım yok. Ledi doğrudan transistörün kolektör bacağının bağlı olduğu kısımda herhangi bir girişe taktığım zaman bu ikisi otomatikman bağlantılı hale geliyor. İşte breadboard kullanmanın güzel yanlarından birisi bu. Hemen bir kablo bağlantısı ile transistörün emiter bağlantısını artı kutbuna yaptım. Ardından ledin direnç bağlantısını yapmam gerekiyor. Bunu yapmak için herhangi bir kablo kullanmayacağım. Bu direnci doğrudan ledin eksi bacağı ile güç kaynağının eksi hattına bağlayarak bu bağlantıyı da kolayca yapmış olacağım. Şu anda artı bölümünden gelen elektrik transistörün emiter bacağına giriyor. Oradan transistör üzerinden geçtikten sonra ledin artı bacağına geliyor. Led üzerinden geçip ledi yaktıktan sonra da direnç üzerinden biraz akımı düşürülerek eksi kısmına gidiyor. Şu anda transistörün base'inde, yani orta bacağında hiçbir akım olmadığı için bu devre açık durumda. Yani bir anahtar olarak düşünürsek transistör şu anda açık konumda. Devreden herhangi bir akım geçmiyor. Gördüğünüz gibi şu anda güç kaynağını bağladım ancak LED'de herhangi bir aydınlanma yok. PNP transistörlerde base kısmı eksiye bağlanmalı. Bunu birebir yapmıyoruz. Normalde arada bir direnç kullanıyoruz ama ben bu devre için araya bir ışığa duyarlı direnç koyacağım. Bu şekilde transistörün geçireceği akım miktarını ışığa duyarlı direncin direnç oranı ayarlayacak. Evet, gördüğünüz gibi devremi çok kısa süre içinde kolaylıkla kurdum. Şimdi hemen güç bağlantısını da yapalım. Güç kaynağımı açıyorum. Gördüğünüz gibi led bu defa yandı. Elimi ışığa duyarlı direncin üstünde gezdirerek ona gölge yaptığım halde ışıkta herhangi bir değişme görmüyorum. Veya değişiyorsa bile çok az bir miktar değişiyor. Demek ki devremde bir şeyler yanlış. İşte bu breadboard kullanımının çok önemli olduğu bir nokta. Yanlış olan parçayı hiçbir zorluk olmadan hemen yerinden çıkarıp doğru parçaya değiştirebilirim. Ben burada problemin LED'e taktığım direnç olduğunu düşünüyorum. Direnci hemen yerinden söktüm ve aradaki bağlantıyı bir jumper kabloyla sağladım. Evet, gördüğünüz gibi bu defa ışığa duyarlı direncin üstündeki değişken ışık hemen LED'e yansıyor. Gördüğünüz gibi ışığını kestiğim zaman LED azalıyor. Ancak ışık aldığı zaman LED daha güçlü yanıyor. Tekrar edeyim, buradaki önemli olan nokta devrenin kendisi değil.
breadboard kullanarak devremizi ne kadar kolay hazırlayabildiğimiz ve değişiklikleri ne kadar kolay yapabildiğimiz. Üzerinde denemeler yaptığımız devreyi bitirdik diyelim. Sonuca ulaştık. Bütün parçaları bir yerinden çıkararak farklı bir devrede kullanmak için saklayabiliriz. Parçalarımızın hiçbiri herhangi bir zarar görmedi. Breadboard'un güzel bir yanı da bu. Aynı işi lehimleyerek yapmaya kalksaydık hem çok fazla zamanımız gidecekti hem de bu parçaların tekrar kullanımı problem olacaktı. Evet arkadaşlar, breadboard üzerine anlatabileceklerim bu kadar. Yorumlarınızı ve sorularınızı bize aşağıdaki yorum bölümünden iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde multimetrenin nasıl kullanılacağını ve bir takım püf noktalarını anlatacağım. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hoşça kalın.